Rehber devam ediyor efendim. Değişik bir giriş yapmak istedik ama dinozor beni taşımıyor. Özellikle de sordum. Dedim ki bak Feride, bu beni taşır mı? Taşır. Yani dost muyuz? Bu arada gidiyor da biraz zorlanıyor. Allah'tan efendim maket yoksa hayvanseverler sosyal medyadan bizi anında linçe başlarlardı. Destek kuvvet geldi. Böyle girelim dedik. Aslında gidiyor. Gidiyor da biz bu tempoda gidersek yalnız Feride de kilo almış, o da gidemiyor. Vallahi iki tur. Gel Feride, inelim, bu iş böyle olmayacak ya. Yalnız bıraktığına gidiyor. Bıraktığından gidiyor. Sahiden çocuklara bırakalım. Gel şöyle güzel bir açımızı alalım efendim. Bizim neyimize bu saatten sonra dinozora binip de yavru dinozorla çekim yapmak. Yürüyeceğiz ya, ya yürüyeceğiz ya da normal bir şeye bineceğiz. Sevgili kardeşim Feride, nasılsın, görüşmeyelim. Süper. Sizler nasılsınız? Feride mikrofonu elim. Dur mikrofonu elim, vermem sana bu işi, kaptırır mıyım ya? Feride benim çok sevdiğim bir kardeşim. İki de dünya güzeli evladı var. Sosyal medyadan baktım. Ben ilk tanıştığımda buradaydı o kız. Tabii. Şimdi kucakta burada geziyor. Büyüdü be. Tabii, büyüttük valla. Doğan büyüyor ya. Burada büyüyorlar bir de. Doğanın içerisinde. Suyumuz var, toprağımız var. E bir de dinozorlarımız var. Büyümesinler mi? Valla. Keyifle büyüyorlar. Senin nasıl sağlık, sıhhat, işler? Her şey çok güzel. Biraz da turizmimiz de hareketlendi. Kapımız hareketlendi. Misafirlerimiz memnun. Şimdi buraya geldik. Daha önce de gelmiştik ama misafir için bilgi verirsek ne kadar büyüklükte bir alan ve neler var sevgili Feride kardeşim? Tabii tesisimiz yaklaşık 30 dönüm. Zaten önceki programlarımızdan çok detaylı çekimler yapmıştık. Bu 30 dönümün içerisinde yaklaşık 35 tane gerçek boyutlarında gördüğünüz üzere canlılık hissi veren sesleriyle hareketli, hareketsiz, skuter olarak kullanabilecekleri birçok dinozor maketimiz bulunmakta. Bunlara ilave olarak yazın en keyifli şey su. Herkesin bu sıcakta. Havuzumuz var. Arka tarafta hayvanat bahçesi demiyoruz, kontak park diyoruz. Çocuklarımız biliyorsunuz günümüzde maalesef temas halinde değiller. Hayvanlarımızı sevebiliyorlar, besleyebiliyorlar. Mini hayvanlarımız var. Gül bahçelerimiz var. Gül bahçesi istenilen randımana ulaştı mı? Ya gül bahçesi şöyle, bizim tesisimiz, parkımız zaten çok keyifli bir yer. Çocuklar için de, yetişkinler için bu arada biliyorsunuz korku tünelimiz vardı. Türkiye'de tek, bu arada Dinopark da Türkiye'de tek. Avrupa'da ilk. Evet, Avrupa'da ilk, Türkiye'de tek bir tema parktan bahsediyoruz. Biz gül bahçesi ve lavanta bahçelerimizle biraz daha aslında misafirlerimize bir huzur daha üzerine ekledik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Mükemmel fotoğraflar çekiliyorlar orada. Senle var ikimizin. Var değil mi? Yıllardan evet. Şöyle güllerin içinde. Evet. Yani buranın anını ölümsüzleştirmek için gül bahçesi birebir oldu. Gelen misafirlerimiz inanılmaz memnun kalıyorlar. Havuz var. Havuz var. Kontak parkımız var. Havuz şöyle. Aslında şöyle söyleyeyim Feride. Ben şimdi kendi çocuklarımdan örnek vereyim. Mevsimle bağır suyu aldım. Biri 8, biri 14 yaşında. Yanlarında da ben varım. Üçümüz geldik. Kaç lira veriyoruz kapıda? 49 TL veriyorsunuz kapıda. Fakat 0-5 yaş arasından, onlar bizim misafirlerimiz, çocuklarımız. Tamam. Üzerinden de 49 TL ücret alıyoruz. Yani biz 3 kişi 150 lira evet. Verdik. O yok, 147 lira verdik. Verdiniz 147 lirayı. Geldik. Şimdi havuza girmek için ekstra para? Yok. O önemli. Gül bahçesi yok. Dinozorlar yok. Kontak park yok. Paleontolojik döneme ait arkeolojik kazı alanımız var. Ücret yok. Fosil müzesinde ücret yok. Sadece ücretli olan yer restoranımız. Onun dışında arka tarafta ekskavatörlerimiz var. Mini at var ve ponilerimiz var. Onun dışında içeride ücret ödenilen bir alan yok. Yürüyelim, ben topu topukluyla yürütsem benim. Ya bir şey söyleyeyim. Geldim şimdi, karşılaştık. Yıllardır geliyorum. Hep topuklu. Ya dedim Feride, sen de mi yaşlandın? Spor ayakkabı giymişsin. Bekle dedi, geliyorum dedi röportaj için. Yine topukluları giydi geldi. Özellikle yani havuz da dahil olduğu zaman yani 49 lira kişi başı. Çok komik bir rakam gerçekten. Peki, dışarıda çocuklar... havuzda sadece nereden baksanız 75-80 lira ödeniyor. Çocuk geldi dedi ki acıktım, bir de hamburger. Yanında bir meşrubat falan. Menüler kaç lira? En düşükten başlayalım. Soruyoruz. Fiyatlarımız bölgenin en uygun, en makul restoranına sahibiz biz. Ortalama bir 40 TL ile
bir çocuğun yemesi, içmesi, dondurması vesaire minimum böyle 40'da 50 TL arasında mükemmel bir lezzetle. Bu arada aşçımız bu yıl çok başarılı. Ya yemek ısmarlayacak bana belli oldu. Dur, buraya doğru mu gelelim? Biraz daha gel, güneşe çıkartacağım. Aşçımız çok başarılı. Çok güzel, çok kaliteli bir otelden kendisini aldık. Mükemmel yemek kalitemiz var. Dediğim gibi fiyatlarımız çok uygun. Yani bir kişi 100 lira harcadığı zaman giriş, havuz, yemek, arada dondurması bir günü geçirebilir. Kaçta açılıyorsunuz, kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 9'da açılıyoruz. Ama saat akşamda 19'a kadar gişemiz aktif. Onun dışında bizim parkımız hava aydınlandığı andan itibaren, hava kapanana kadar, hava kararana kadar bizim parkımızın içerisinde gezi yapabiliyor misafirlerimiz. Bir zaman kısıtlamamız yok. 12 ay açık. 12 ay açığız. Çok yağmur olmadığı müddetçe keyifle geziyoruz. Yağmurda daha da keyifli oluyor. Şemsiyelerimiz var, şeffaf. Hem çok tatlı kareler alıyorlar. Ya şimdi misafirler fotoğraf çekinmek biliyorsunuz artık yapıştı bize. O kadar çok seviyoruz ki gittiğimiz her yerde fotoğraf çekiniyoruz. O şemsiyelerle yağmurda mükemmel kareler alıyorlar. O da ayrı bir keyif. Yani röportaja başlarken şöyle bir ifade kullandı bana karşı. Dedi ki tabii dedi sen alışkınsın Mert dedi. Ben dedi ne soracaksın falan. Ya bıraksam mikrofonu versem. Ben sana sorarım. Vallahi burada soruları ben sorarım. Rehber devam ediyor. Feride çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ev sahipliğin ederim. İçin. Ben çok teşekkür Görüşmek ediyorum. Görüşmek üzere. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Görüşürüz.